Değerlendirme yapacağım ama öncesinde bugün başlayan 10 Ekim katliamıyla ilgili bu davayla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bu davanın gerçekten ve hiç olmazsa mağdurlar açısından, Türkiye açısından elbette çok büyük bir önemi var. Mağdurlar açısından ifade ettiği anlam son derece net. Eğer bu katliamın sadece görünen yüzü değil, azmettiricileri, ihmalleri ya da kusurları dolayısıyla bu katliamın önlenmesini başaramayanlar, kamuoyuna dökülen telefon dinlemelerine rağmen faillerin çok önceden izleniyor, takip ediliyor olmasına rağmen önlenememiş olmasının sorumlularıyla ilgili bir soruşturma ve yargılama gerçekleşmediği takdirde bizim açımızdan bu dava sadece örtme, sadece gerçek sorumluları kaçırma, birilerini cezalandırarak Türkiye'nin böyle büyük bir katliam, Türkiye tarihinin en büyük katliamını bir biçimde geçiştirerek gerçek bir yüzleşmeden kaçma olarak yorumlayacağız. Bugün ailelerin duruşma salonunda tüyler ürperten, herkesi utandırması gereken cümleleri var. Diyorlar ki aileler, eğer bugün duruşma salonunda gerçekleştirilen güvenlik önlemleri, güvenlik tedbirleri 10 Ekim'de garda gerçekleştirilseydi biz çocuklarımızı, eşlerimizi kaybetmeyecektik. Galiba bugün özellikle Hrant Dink davası İstanbul'da devam ediyor. Bu davanın da tıpkı o dava gibi yıllarca asıl sorumluları saklama, asıl sorumluları yargıdan koruma, hatta onlara çeşitli terfilerle yeni rütbe ve koruma zırhları sağlama yoluna gidilmeyecekse bu dava bir sonuca ulaşır. Aksi takdirde yine yıllar boyunca sürüncemede, uzamada kalacak ama Türkiye'yi yeni katliamlardan korumaya hizmet etmeyecek bir süreç yaşayacağız. Değerli arkadaşlar, bu davayla ilgili yaklaşım neyse aslında partimizle ilgili tartışmalardaki yaklaşım da o düzeydedir. Dün Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlar, parti yöneticileri partimizin aldığı kararla ilgili tartışmalar yürüttüler. Ama bir kere şunu ifade etmek isterim. Olağanüstü hal döneminde bir cumhurbaşkanının Avrupa ile ilgili, Avrupa ülkeleriyle ilgili, Avrupa Birliği ile ilgili söylediği sözlerle bugün sabah Avrupa Birliği'nden sorumlu bakanın söylediği sözler arasında hiçbir ilişki, hiçbir uyum yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı bir kulağından girer, bir kulağından çıkar diyor. Sayın Bakan da sabahleyin müzakereleri açalım, yolumuza devam edelim diyor. Şimdi bir karar vereceksiniz. Eğer o birliğe girmek istiyorsanız oranın kuralları var. O kurallara uymayı, kulağınızda içini düşünmeyi, dikkate almayı, uygulamalarınıza yansıtmayı sağlamak zorundasınız. Yok eğer eyvallahınız yoksa, umursamıyorsanız, takmayacaksanız, oradan yapılan eleştirileri ciddiye almıyorsanız toplumu boşuna kandırmayın, oyalamayın. Burada elçilerle kahvaltı yaparak kendi ülkesine Fransız sözler sarf ederek falan durumu kurtaramazsınız. Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan diyor ki o partiye yönelik, bir partiye yönelik hiçbir özel husumetimiz yok. Çok somut, çok net biçimde söylüyorum. Eğer suçların şahsiliği iddiasındaysanız, yani sorun sadece milletvekillerinin ifade verip vermemesi tartışmasıysa sizinle ilgili olan, sizin kastettiğiniz buysa, o zaman Cuma gününden beri partimize, genel merkezimize uyguladığınız ambargonun, ablukanın anlamı nedir? MYK üyelerimiz giremiyorlar binaya. MYK toplantısı yapamayan bir partinin sivil siyaset çağrısıyla muhatap alınmasının inandırıcılığı olabilir mi? Şaka mı yapıyorsunuz, dalga mı geçiyorsunuz? MYK üyelerimizi bırakın. Haziranda seçilen milletvekillerimiz partiye giremiyorlar. Kapıdaki polis 26. dönem milletvekili misiniz diye kartlara bakıyor. Araçlarıyla milletvekilleri içeri giremiyorlar hala. Değerli arkadaşlar, bu partiyi insan hakları örgütleri ziyaret edemiyor. Cuma günü Almanya'dan gelen heyet
bakan yardımcısı genel merkezde o saatte randevusu olduğu halde giremediği için geri döndü kapıdan. Yani bir partiye husumet var mı yok mu sözlerini aynen kendisine iade ediyoruz. Ve biz hangi rahatlık içinde çalışıyorsak, hangi eşit muameleye tabiysek, Allah size de iki kat eşit muameleyi versin, aynı muameleye tabi olun. Ne personellerimiz çalışabiliyor, ne parti yöneticilerimiz. İl örgütümüz genel merkezini ziyarete gelemiyor, dün tartaklandılar. Cumartesi günü MYK üyelerimize karşı şiddet uygulandı, binaya girmek istedikleri için. Dolayısıyla bize yönelik sivil siyaset çağrılarının hiçbir ciddiye alınır tarafı yoktur. Hiçbir şekilde somut yaşadığımız durumla ilgisi, ilişkisi yoktur. Bakın dün yaşadıklarımızla ilgili basın açıklaması yapmak için, bir partinin eş başkanları tutuklanmış, bununla ilgili basın açıklaması yapmak için milletvekilimizin Hüda Kaya'nın İstanbul'da karşı karşıya kaldığı muameleye bakın. Danışmanıyla ilgili şu anda hala doktorlar ciddi bir zedelenme, ciddi bir yani kaslarda da belki omurilikte de zarar görme ihtimali dolayısıyla savcılığa, karakola, emniyete götürülemeyeceği yönünde kanaat belirtmelerine rağmen zorla götürüldüler ifadeleri için. Şimdi bir milletvekili ve onun danışmanı bu muameleye maruz kalıyorsa biz nerede, nasıl sivil siyaset yapacağız? Basın açıklaması yapılmasına izin verilmiyor. Biz değerli arkadaşlar, bütün bu yaşadıklarımız, 3-4 gündür yaşadıklarımızı da halk zaten görüyor ama halka aktaracağız. Onun için zaten her türlü tartışmayı yapacağız diyoruz. Yani bir halk seçtiği milletvekilinin düşürüldüğü durumu, oy verdiği partinin genel merkezinin içerisinde bulunduğu durumu dikkate alarak bizim burada siyaset yapıp yapmamamıza karar verecektir. Çok açık, çok net söylüyoruz. Biz değerli arkadaşlar, hiçbir arkadaşımız milletvekili olmak için, milletvekili kalmak için taklacı güvercin değildir. Diğer partilerle bizi karıştırmasınlar. Biz inandığımız değerler için, bu ülkenin barışı için, özgürlüğü için, demokrasi için buradayız. Bir işe yarıyorsak daha fazla fedakarlık yapmaya hazırız. Ama eğer çalışmamıza izin verilmiyorsa biz bir oyunun figüranı asla olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Burada demokrasi varmış gibi, burada parlamenter sistem işliyormuş gibi, burada meclis mekanizmalarının bir fonksiyonu varmış gibi asla bir yanlış algının oluşmasına hizmet etmeyeceğiz. Türkiye ya gerçek bir demokrasi olacak, ya gerçek bir parlamenter sistem olacak, ya siyasi partilerin demokratik çalışmaları, altını çizerek söylüyorum, sivil siyaset çalışmaları özgürce, rahatça yapılır bir tablo ortaya çıkaracak ya da biz bu oyunda olmayacağız. Onun için önümüzdeki günlerde planladığımız hem Merkez Yürütme Kurulu toplantımız, hem ondan sonraki yürüteceğimiz yerel toplantılar, yerel çalışmalarda her şeyi tartışmaya açacağız. Hiçbir arkadaşımız koltuğuna yapışmış değildir. Aldığımız tek karar birlikte hareket etmeyle ilgilidir. Dolayısıyla da bu birlikte hareketi, birlikte tutum almayı, birlikte tavır koymayı halkımız nerede konumlandırıyorsa, ne şekilde somutlaştırıyorsa, nasıl tarif ediyorsa biz onun gereğini yapacağız sadece. Çünkü içinden geçtiğimiz dönem artık temsili demokrasiyle geçiştirilebilecek, yönetilebilecek bir dönem değildir. Türkiye ya kaliteli, nitelikli, doğrudan katılımcı bir demokrasi koşullarına kavuşacak, bu zor sınavı hep birlikte vereceğiz. 15 Temmuz öncesinde ne yazık ki 15 Temmuz'a götüren gelişmelerin önüne geçemedik. Ama 15 Temmuz sonrasında yaşananlar gösteriyor ki Türkiye ya tam demokrasi olacak, ya gerçek demokratik bir cumhuriyet koşullarına kavuşacak, ya da her gün yeni darbeler hayatın her yerinde, her hücresinde yaşanacak. Bu da Türkiye'yi çok daha büyük bir kaosa doğru sürükleyecek. Bu açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi sonuç bildirgesiyle ilgili de sadece şunu ifade etmek isterim. Bu oylama mecliste yapılırken Sayın Genel Başkan'ın yaptığı açıklama da gösteriyor idi ki o zaman bu anayasaya aykırı bir durumdur. Bile bile anayasaya aykırı olunduğu bilinerek
evet oyu vermeye o zaman sizi kim ikna etti? Nasıl ikna oldunuz da anayasaya aykırı bir girişime, bir suça ortak oldunuz ve buna rağmen evet oyu verdiniz? Değerli arkadaşlar, dolayısıyla da bugün artık sadece açıklama yaparak, sadece yadırgama, sadece eleştirmeyle geçiştirilecek bir durumda değiliz. Eğer milletvekilleri partilerine giremiyorsa, eğer milletvekilleri sokakta hakarete maruz kalıyorlarsa, bu hem tüm siyasi partileri ilgilendirir, hem doğrudan doğruya meclis başkanını ilgilendirir, hem de ana muhalefet partisinin hangi dozda muhalefet yapacağına karar vermesini belirliyor olması lazım. Biz biliyoruz ki o günde, yani bu konu gündeme geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı ve milletvekillerinin büyük çoğunluğu bu konuda kaygılıydılar, endişeliydiler. Ve bu suça ortak olunmaması gerektiği konusunda da seslerini yükselttiler, açıklamalarını yaptılar. Ama o gün başka bir tavır sergilenerek meclisten o darbe düzenlemeleri, milletvekillerinin yargılanmasıyla ilgili darbe düzenlemeleri geçirildi. Değerli arkadaşlar, bir kez daha çok net söylüyoruz. Bizim yargılanmayla ilgili hiçbir kaygımız yok. Yurt dışındaki arkadaşlarımız dahil olmak üzere söylüyoruz. Ne ifade vermekten korkuyoruz, ne cezaevine girmekten. Bizim yaklaşımımız çok net. Biz Türkiye'yi, Türkiye demokrasisini, Türkiye'de halkların özgürce birlikte yaşamasını düşünüyoruz. Bundan başka hiçbir gündemimiz yok. Dolayısıyla her arkadaşımız, elbette ki parti kurullarımız karar verdiğinde gereğini yapar. Ama bizim bu kararı verebilmemiz için galiba, yani arkadaşlarımızın yurt dışı yasağa konularak havaalanlarından geri dönmüyor olması lazım. Şu anda hangi milletvekilimizin 55 kişiden hangimizin yurt dışındaki bir çalışmaya gidip gidemeyeceğine dair bir bilgimiz yok. Yani biz o arkadaşlarımızı zaten kendileri de böyle istiyorlar. Diplomasi çalışmalarını artık eğer yeterli görüyorsak, bu yeni durumla ilgili yeni bir görevlendirme yapılmazsa gelmek istediklerini, ifadeye gitmek istediklerini onlar kendileri kişisel olarak zaten beyan ediyorlar. Ama bunun kararını verecek olan bizim parti kurullarımızdır. Biz değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız, yeni görevlendireceğimiz arkadaşlarımız yurt dışına çıkabilecekler mi? Diplomasi çalışmalarımızı, dış ilişkiler çalışmalarımızı yürütebilecekler mi? Yoksa eğer onların çıkmasına izin verilmiyorsa, engelleniyorsa bu durumda yurt dışındaki arkadaşlarımızın bizim acil çalışmalarımızı yürütmesinin devam etmesi gerektiğini düşüneceğiz. Benim sizlere söyleyebileceğim, paylaşabileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Efendim, sizin söylemeye çalıştığınızı biz anlıyoruz ama yine de hani kaybedilmesi açısından her şeyi tartışmaya açacağız sözünden biz hileyi millete dönmeyi mi anlamalıyız? Yani bu da bir tartışmaya açık nokta mı HDP için? Değerli arkadaşlar, bize dünden beri sağduyu çağrısı yapan, yani siyasi zeminlerde durun, demokrasi mücadelesi yürüttün diye çağrı yapanlara çok net biçimde şunu soruyoruz. Hiçbir şey olmamış gibi mi davranalım? Yani bir partinin eş başkanları, grup başkan vekili, milletvekilleri, aylardır belediye başkanları, parti yöneticileri tutuklanırken hiçbir şey olmamış gibi mi davranalım? Biz elbette her şeyi tartışmak derken gayet tabii halk bizden ne bekliyorsa, bu süreci nasıl okuyorsa sonuçta onların geleceğiyle ilgili bir karardır bu. Burada söz konusu olan 59 milletvekilinin ne olacağı, maaş alıp alamayacağı, milletvekili imkanlarını kullanıp kullanamayacağı meselesi olamaz. Dolayısıyla da her şeyi tartışacağız gayet tabii. İşlevsel olmayan hiçbir durumu kurtarmaya yönelik makyaj niteliğindeki hiçbir mekanizmada olmayacağız. Bunu çok net söylüyoruz. Dolayısıyla da bu tartışmanın hiçbir şekilde önünü kesmeyeceğiz. Biz bundan sonra değerli arkadaşlar, şunu bile tartışacağız kurullarımızda. Demokratik sivil etkinliklere böyle yasaklama, böyle engelleme yapılmaya devam edilirse bu çalışmaları da yapmayacağız. Biz parti yöneticilerimizi niye tartaklattıralım basının önünde? Milletvekillerimizi niye hakaret ettirelim? Biz basın açıklamasının dünyanın her yerinde demokratik bir hak olduğunu düşünerek bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama siz basın açıklaması yapmamıza izin vermiyorsanız onu halk düşünecek bundan sonra. Halk tepkisini, oyunu, ülkesini, geleceğini nasıl savunmak istiyorsa öyle savunacak. Tepkisini nasıl göstermek istiyorsa artık bundan sonrasını o halk düşünecek. Biz karar vermeyeceğiz onlar adına, onlar için. Burada
durmak için, burada kalmak için sanki can atıyormuş gibi bir algıyla partimizin yıpratılmasına, milletvekillerimizin yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla bundan sonra halk tepkisini nasıl örgütler, nasıl ortaya koyar, kendisini nasıl ifade eder bu koşullarda, bu olağanüstü koşullarda nasıl ifade etmek isterse öyle eder. Biz bırakın hani meclisten çekilmeyi, bunun daha ötesindeki konuları bile tartışmak zorundayız. Eğer biz bunları tartışmaya imkan sunmazsak, fırsat vermezsek çok daha farklı bir noktaya iş gidiyor, oraya evriliyor. Bunun da farkındayız. Bize bu çok net biçimde yansıyor. Nasıl sağduyu çağrısı yapılıyorsa, yol uzamadan geri dönün çağrısı yapılıyorsa, nasıl sivil siyaset çağrısı yapılıyorsa, aynı şekilde orada bir iş yapamıyorsanız niye duruyorsunuz çağrısı da yapılıyor. Dolayısıyla biz hepsini dikkate almak zorundayız. Her şeyi gözeterek ve kendimizden çok bu ülkenin geleceğini, bize oy verenlerin, halkın, bizimle birlikte baskı gören, bizimle hiçbir ilgisi olmadığı halde işinden atılan, kapatılan gazetesini de, gazetecisini de herkesi düşünerek karar vermek zorundayız. Dolayısıyla bizim için önümüzdeki günler son derece belirleyici olacak, kritik olacak. Ama artık sözler, kulağa hoş gelen sözler değil, fiili somut durumdur bizim karar vermemizi sağlayacak olan. Önümüzdeki günlerin somut durumuna göre tartışmaları yapacağız ve kararımızı ona göre yapacağız. Bu istişareler için öngördüğünüz ve halkla yapacağınız bir temas sonrasında karar için öngördüğünüz bir takvim var mı? Değerli arkadaşlar, yani... Bir yandan da bir anayasa değişikliği bekleniyor meclis gündemine. O açıdan da soruyorum. Böyle bir ortamda böyle bir anayasa değişikliği teklifi gelir mi? Yani benim ne dersiniz? Yani hani Kenan Evren'in kulaklarını çınlatacak, onu bile işte hani keşke dedirtecek bir ortam yaşanıyorken yani yeni anayasayla ne yapmak istiyorlar bilmiyoruz. Çünkü bizimle hani paylaşılmış bir şey yok. Bizim bildiğimiz uygulamadır. Yani bugüne kadar yaptıkları bundan sonra yapacaklarının göstergesidir. İçinde bulunduğumuz dönem, olağanüstü halin nasıl yorumlanabileceği, kanun hükmünde kararnamelerin nasıl yorumlanabileceği, üzerine yemin ettikleri anayasadaki Cumhurbaşkanı'nın konumunun nasıl bir yere evrilmek istendiği, yani bugünkü yaptıkları üzerinden yorumlanabilir. Dolayısıyla da biz yeni bir anayasayı tabii ki çok önemsiyoruz. Türkiye'nin demokratik, katılımcı hazırlanmış bir anayasaya acilen ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu konuda bırakın hani mevcudu koruma refleksini, bunun bile bir oyun olduğu düşüncesindeyiz. Yani mutlaka daha iyi bir anayasaya ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ama daha iyi bir anayasa yapmak için önce bu anayasayı konuşabilecek koşullar olması gerekir. Yani siz basın toplantısı yapmanın yasak olduğu bir ortamda nasıl bir referandum yapacaksınız? Milletvekillerinin ifadeye çağrılıp sonra tutuklandığı bir ortamda parlamentoda nasıl bir tartışma yapacaksınız? Yani bir parti çalışmalardan, anayasa çalışmalarından dışlanıyorken elçileri kandırmaya çalışabilirsiniz. Ama toplum görmüyor mu bunu? Yani üç parti oturup baş başa verip tartışıp konuşurken, bir partiyi yok sayarken kurumsal olarak bir partiyi cezalandırmış olmuyor musunuz? Dolayısıyla da biz bu anlamda hani demin söylediğim sözler anayasa konusunda da aynen geçerlidir. Yeni ve sivil demokratik bir anayasa yapıyormuş gibi bir görüntünün zaten biz asla suç ortağı olmayız. O fotoğraf karesinde asla olmak istemeyiz. Biz halkla bir kurucu iradeyi inşa için bütün toplumsal kesimlerle onlarla tartışırız anayasayı. Sonuçta anayasayı biz kendimiz için yapmıyorsak, başkan olmak isteyen şahıs kendisi için anayasa yapmıyorsa, o zaman halk için yapılan bir anayasayı da halkın tartışmasıdır önemli olan. Biz onlarla tartışırız, onlarla konuşuruz. Kendi önerimizi halka sunarız. Sonuçta bizim de çalışmalarımız var. Onlarla paylaşırız, halk da takdir eder. Onların önüne konulan metin mi daha demokratik, daha barışçı, evrensel standartlara daha yakın, daha uygun, güçler ayrılığı onda mı daha iyi tarif edilmiş, hukuk devleti orada mı daha iyi tarif edilmiş, yoksa bizim sunduğumuz metin, bizim tartıştığımız çerçevede mi? Dolayısıyla da yani burada artık formalite, hiçbir süreç Türkiye'yi olağanüstü hal koşullarını kalıcılaştıracak bir yeni zemine götüren hiçbir oyun, hiçbir operasyon bizim gündemimizde yok arkadaşlar. Biz yani bu ortamın bir an önce anayasa yapılabilir, anayasa konuşulabilir bir ortama kavuşturulmasını daha öncelikli gündem olarak görüyoruz.
buna dair bir tutum, buna dair bir yaklaşım gördüğünüzde yapıcı her türlü katkıyı sunmaya, her türlü fedakarlığı yapmaya, her şeyi konuşmaya açız. Biz zaten konuşulamadığı için küçük hesaplarla, oy kaygısıyla başkanlık referandumunu kurtarmak için milliyetçi, militarist, faşizan söylemlere tenezzül edilmesinin bedelini bu ülkenin ödediğini düşünüyoruz şu anda. Dolayısıyla da burada herkes bir tercih yapacak. Eğer oy hesabıyla, kişisel kaygılarla ben ne olacağım derdi içerisinde siyaset yapılırsa bunun bedelini ülke büyük bir ateşe sürüklenerek ödeyecek. Yok eğer gerçekten ülkeyi düşünüyorsak, bu ülkeyle ilgili kimin ne önerisi varsa, ne sözü varsa onların söylenebileceği, özgürce konuşulabileceği bir ortamı kurarsak şiddete de son vermenin koşullarını ancak öyle inşa ederiz. Sözün eğer söyleneceği ortam yoksa ondan sonrası kaostur, şiddettir, çatışmadır, kamplaşmadır sadece. Bayan Bey, Sayın Bakan bugün basın toplantısında dedi ki aldıkları oya ihanet ediyorlar. Ne diyorsunuz? Biz aldığımız oyun hesabını vermekten hiçbir zaman kaçınmadık. Ama onlar kendi kuruluş iddialarına ihanet ediyorlar. Kurucularını dinlesinler. Partinin kuruluş döneminde en kritik pozisyonda bulunanlara medya ambargosu uygulamasınlar. Onlar çıkıp sözlerini söylesinler. Bakalım kim hangi ihanetin içerisinde, herkes kendi partisiyle ilgili kararı, tercihi de ona göre yapsın. Biz seçmenlerimizle onun için her şeyi konuşacağız diyoruz. Onun için seçmenlerimiz bize 7 Haziran'da oy verenler, korkutularak, mitingler bombalanarak 1 Kasım'da oy vermeleri engellenenler, şu anda demokratik tepkilerini sokağa çıkarak, mitinge katılarak gösteremeyenler. Yani bütün bunlarla ilgili her şeyi görmeye hazırız biz. Bizden kaynaklanan bir yanlış, bizden kaynaklanan bir eksik varsa biz bununla yüzleşmeye, bu konuda bize yapılacak her türlü uyarıyı en üst düzeyde tahammülle dinleyerek gereğini yapmaya hazırız arkadaşlar. Elbette her siyasi parti yanlış yapabilir, eksikleri olabilir ama bunun ilacı, bunun çaresi halkın demokratik koşullarda beklentisini, kaygısını yani ortaya koyabilmesidir. Eğer bizim seçmenimizle ilgili bir merakları varsa, bir ilgileri varsa buyursunlar. Yani o hendekler bahane edilerek, hendekler gerekçe gösterilerek yıkılan şehirlerde kendi seçmenlerini dinlesinler arkadaşlar. Bizim seçmenimizi falan değil. Kendilerine oy veren ticaret odası yöneticilerini dinlesinler. Şu anda Diyarbakır'da ticaret sanayi odası ve borsa yöneticileri bile yargılanıyor. Dolayısıyla da bırakın bizim partimizin tabanını, bizim partimizin tabanını ne düşündüğünü, kendi partilerine oy verenlerin ne düşündüğüne baksalar gerçeği çok net görürler. Bizimle polemik yapmak yerine kendi sorumluluklarını yerine getirsinler. Yani çok da onun kaygısını taşımasınlar. Eğer bizim seçmenimiz bizim ihanet ettiğimizi düşünüyorlarsa yani belediyelerde oy vermezler. Bir daha bize oy vermez, bir daha bu milletvekillerinin çıkmasına, bu kadar insanın temsil edilmesine, %10 barajının aşılmasına yani fırsat kalmaz. Onlar da zaten bunu istiyorlardı. İstediklerine ulaşırlar, böyle bir kaygı taşımasınlar. Rahat olsunlar. Eğer bu yöntemin doğru olduğunu düşünüyorlarsa diğer arkadaşlarımızı da tutuklasınlar. Eş başkanlarımızın da, parti yöneticilerimizin de hiçbirimizin böyle bir kaygısı, endişesi yok. Dolayısıyla eğer bu yaptıkları doğruysa yapmaya devam etsinler. Yok eğer bir yanlış olduğunu görüyorlarsa, ülkenin bir felakete sürüklendiğinin eğer hissini, idrakini taşıyorlarsa da o zaman herkes yanlışından dönsün. Ne zaman kendisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bundan sonraki süreç hukukçuluklar açısından nasıl gelişecek, nasıl bir süreç? Değerli arkadaşlar, biz yani o ilk başvurulardan sonra yani yeni başvurularımızı da şu anda komisyonunda tartışıyoruz, değerlendiriyoruz. Hem Anayasa Mahkemesi'yle ilgili bireysel başvuru. Gayet tabii yani diğer biliyorsunuz 5'te 1 milletvekilinin başvurusuyla yapılan süreci bizim parti olarak tamamlama imkanımız yok. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki imkanlarla, elindeki araçlarla ilgili bir ciddi tartışma yapması gerekiyor. Bir takım milletvekilleri bu konuda girişimde bulundular. Onu engelledi parti genel merkezi. Yani anayasada kendilerine tanınan bu duruma dair itirazı milletvekili yargılanması ile ilgili söylüyorum. Yapmamayı tercih ettiler. Bu onların tercihi. Yani ama bundan sonrası ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de
arkadaşlarımız bireysel başvurularını yaptılar. Ama kurumsal başvuru, parti adına başvuru ve yapılmış bireysel başvuruların birleştirilmesiyle ilgili taleplerimizi de önümüzdeki günlerde yapacağız zaten. Ali mi? Evet, Ali mi kastediyorum. Evet. Başka bir şey yoksa arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir de bir aylık bir süreç var. Bir ay içinde teknik olarak mümkün maddesi şekilde reçete tenakul çalışmasına katılmayan birbirini düşürmesi meselesi de tartışıyor. Yani şimdiye kadar hiç uygulanmamıştı tabii ki ama... Ama bize uygulayabilirler. Şimdiye kadar uygulanmamış olması bizim için değerli arkadaşlar uygulayabilirler. Evet. Yani bir partiye karşı hiçbir husumetimiz, özel bir tutumumuz yok dese de birkaç saat önce Sayın Bakan, şimdiye kadar hiç almadıkları yoklamaları alabilirler. Devamsızlık dolayısıyla böyle bir tutum içerisine girebilirler. Ama yani biz gerçekten bunu düşünecek durumda değiliz. Gerçekten bunu konuşacak, bunu tartışacak bir psikoloji içerisinde değiliz. İnsanlar yani her gece bugün de bir kararname çıktı mı ve acaba yarın sabah işsiz kaldım mı korkusunu, kaygısını yaşıyorken milletvekillerinin de böyle bir psikoloji, böyle bir hesap içerisinde olması, bunu önleyemiyorken, bunun önüne geçemiyorken kendi maaşlarını, kendi durumlarını düşünmesi büyük bir ayıptır. Türkiye'de siyaseti zaten bu kadar itibarsız kılan toplum nezdinde siyasetçilerin, milletvekillerinin kendi dertleri için, kendi cepleri için siyaset yaptığı algısıdır. Yani biz de bu algıya hizmet etmeyelim izin verirseniz. Yani bize dün meclise katılım ve devam dersi veriyordu Sayın Başbakan. Ama ona sadece bir şey hatırlatmak isterim. Böyle öğrenci, öğretmen falan üzerinden göndermeler yapmasın. Çünkü öğrenci, öğretmen, okul göndermeleri akla diplomayı getirir arkadaşlar. Çünkü çok alıngan bir cumhurbaşkanımız var. Havada bulut var dediğinizde kendisine ördek dendiği iddiasıyla hakaret davası açıyor. Kendinden önceki Sayın Başbakan'ın nasıl işten çıkartıldığını bugünkü başbakan da biliyordur. Bize böyle göndermeler yapmasın. Bu iş ciddi bir iş. Ülke tehlikeli bir noktada. Biz biliyoruz genel kurula kim ne kadar devam ediyor. Sadece geçen haftanın, başka özel örnek aramayın değerli arkadaşlar. Geçen haftanın Meclis TV kayıtlarına baksınlar. Baksınlar muhalefet sıralarında kaç kişi oturuyor, iktidar sıralarında kaç kişi oturuyor. Dışarıda ihale iş takip edip genel kurulda ne konuşulduğunu bilmeden kapıdan koşarak, elini kaldırarak içeri girenlerle eğer yasama faaliyeti yaptığınızı sanıyorsanız, bunu siyasetin itibarı olarak görüyorsanız, bunu bir Büyük Millet Meclisi çalışması olarak görüyorsanız siz böyle çalışmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten tam da Türkiye gerçek bir demokrasiye, gerçek bir parlamenter yönetim ahlakına sahip olsun diye bu tavrı, bu tutumu ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla da yani böyle bir devam falan filan orada bir görüntü oluşturmak, kalabalık oluşturmak falan derdinde değiliz. Yani bizim dışarıda ihale takibi gibi bir gündemimiz yok. Arkadaşlarımız yerel çalışmaları yoksa, diplomasi çalışmaları yoksa mecliste oluyorlar. Gece geç saatlere kadar her fırsatta söz söylemeye çalışıyorlar. Denetim faaliyetleriyle ilgili, yani araştırma önergeleri ve diğer denetim çalışmalarıyla ilgili görüşmeleri adeta yük gibi gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Kanunun ve iş tüzüğün tanıdığı muhalefetin konuşma haklarını işi uzatma gibi gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Onlar olmazsa daha hızlı kanunlar çıkar diyenler bu parlamentoyu noter gibi görenlerdir. Yani iş tüzüğe bir şey yazılmışsa, parlamenter sistemin bir takım teamülleri varsa, muhalefete konuşma hakkı tanınıyorsa, bütün bunların bir anlamı vardır, bir değeri vardır siyasi tarihi içerisinde. 500-600 yıllık parlamento mücadelesi tarihi içerisinde bir anlamı vardır. Bu meclisin kendi tarihi içinde de bir anlamı vardır. Kurtuluş Savaşı'nı yöneten parlamentoda muhalefete tahammül bundan daha yüksekti değerli arkadaşlar. Savaş ortamında, bırakın olağanüstü hali, sıkı yönetimi, savaş ortamında bile muhalefet bundan daha çok iş yapabiliyordu, daha kritik şeyleri tartışabiliyordu. Ama beyler kendilerini talimatla gelen düzenlemelerin buradan onaylanıp geçmesinin memuru olarak gördükleri için milletvekilinde böyle bir şey sanıyorlar galiba. Dolayısıyla biz değerli arkadaşlar yoklama, maaş, milletvekillerinin bireysel cezalandırılması falan derdinde değiliz. Yani bunu bize özel olarak şimdiye kadar uygulamadıkları, hiç parlamentoya gelmeyen milletvekilleri olduğunu bildikleri halde onlara uygulamadıklarını, kendi milletvekillerine uygulamadıklarını bize uygulamak istiyorlarsa tercih kendilerindir. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sayın Zana yaklaşık bir yıldır katılmıyor. Kendisi bir mahvelik bildirdi mi bu zamana kadar? Bu konuyla alakalı olduğu için
değerli arkadaşlar, katılabilmesi için yani yemininin kabul edilmesi lazım. Teşekkür ediyoruz. Son olarak Rumanya bunu da açıklamış. Firari deniliyor ama HDP medyadan yakalandı o. Hakkari'de yakalanmış firari miydi kendisi? Hayır arkadaşlar, bize yakalandığına dair bir bilgi gelmedi. Ama arkadaşımız firari de değildir. Gelip o da ifadesini vermeye gidecektir. Yurt dışındaki arkadaşlarımız da, Nihat Akdoğan da, değerli arkadaşlar, çok net söylüyorum. Yani onların bütün engellemelerine rağmen, bütün yasaklamalarına rağmen asla ifade vermekten kaçınmamaktadır. Biz Cumhurbaşkanı'nın ifade vermekten kaçırmak için 17-25 Aralık'ta koruduğu oğlu değiliz. Dört bakanı değiliz değerli arkadaşlar. Bizim arkadaşlarımız bu trene binmişlerse demirden korkmuyorlar. Bırakın ifade vermekten korksunlar, kaçınsınlar. Böyle bir şeyimiz yok. Sadece biz Türkiye'nin uygulamalarının teşhir olması için gayet tabii süreci nasıl yöneteceğimizi, kimin ne zaman ifadeye gidip gitmeyeceğine biz de kendimiz karar vermeye çalışıyoruz. Ama onlar da bize lütfen bir gecede dört farklı şehirde devam eden bir yargılama sürecinin, değerli arkadaşlar, yani milletvekillerinin yargılanma sürecinin nasıl aynı dakikalarda başladığını açıklasınlar. Yani bağımsız yargının olduğu bir ülkede dört farklı şehirdeki soruşturma nasıl aynı dakikalarda evlerin basılması, genel merkezin basılması olarak gerçekleşmiş. Bunu her şeyi izah eden Adalet Bakanı herhalde yargı bağımsızlığı olarak izah eder. Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan da elçileri ve uluslararası kamuoyunu buna ikna eder. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.